Bundan dolayı rivayetlerimizde vardır hiçbir zaman bir ibadeti küçük görmeyiniz. Hiçbir zaman bir günahı da küçük görmeyiniz. Umulur ki küçük görmüş olduğunuz, önemsiz görmüş olduğunuz ibadetten veya iyilikten dolayı cennet ehli yazılanlardan olabilirsiniz. Umulur ki şayet önemsemediğiniz, küçük gördüğünüz bir günahtan dolayı cehennem ehli olabilirsiniz. Onun için ne ibadeti küçük görün, ne yapılan yapı, yaptığınız günahı küçük, küçük görünüz. İsfahan'da Sayit Reşdi, İsfahan'da Sayit Reşdi ki Seyyidin Mescidi adında da İsfahan'da bir mescit vardır. Ve o dönemde İsvahan'da şahlar yaşamış, şahlar İsvahan'da büyük bir dönem kalmışlar. Orada kendilerine konaklar yapmışlar. Şahın kapısına bir dilenci bile gittiği zaman, bir fakir bile gittiği zaman şah bile dermiş ki benim yanıma niye geldin ki gitse yedim mescidine, Seyyid Reşli'nin mescidine. Yani Seyyid Reşdi'nin mescidinde Seyyid'in kapısında hem dünya varmış giden dünya alırdı hem maneviyatla ilim vardı. İşte talebelerinden bir tanesi Seyyid Reşdi'ye ki müçtehitti taklit merceği idi. Sual ediyor seni bu makama ne getirdi? Dedi bana bu makama bir köpeğin kalbini kazanmam getirdi. Allahu Ekber bir köpeğin kalbini kazanmam. Nasıl? Necef'te diyor talebe iken İki gün, üç gün aç kaldım. Aç kalmama rağmen kimseden bir şey istemedim. En sonunda baktım olmayacak. Arkadaşımdan borç aldım. Pazarın yolunu tuttum. Biraz ekmek, biraz da et suyu aldım. Eve doğru gelir iken kış mevsimi Necef'in havası, kışları kuru soğuktur. Baktım affınıza mağrur. Bir köpek suyun kenarında ıslanmış. Üç tane de bunun yavrusu var. Ve bunlar açlar. Köpekte süt yok ki yavruları süt içebilsinler, hayatta kalabilsinler. Bir köpeğe baktım, yavrularına baktım, kendi halimi düşündüm. Dedim biz artık açlığı yedik. Açlığı yedik. Yani biz açlığa alıştık. Açlık bizim yiyeceğimiz oldu ama bu hayvandır, yavruları da vardır. Bu tahammül edemez. Elimdeki ekmekleri o et suyunun içerisine doğradım, bıraktım köpeğin önüne. O köpek benim bıraktıklarımı yedi. Yedikten sonra tamamladıktan sonra ben tabağa aldım. Kuru toprakla onu güzel bir şekilde sürdüm. Sürdükten sonra yıkayıp götürüp sahibine iade ettim tabağı. Ve aradan birkaç ay geçti. Birkaç ay sonra o günden sonra elbet diyor her okuduğum bana bir farklı tat veriyordu. Her öğrendiğim bana farklı bir tat veriyor idi. Dolayısıyla... O günden sonra diyor aradan birkaç ay sonra bana bir mektup geldi. Efendim e, Reşt kentinden bir tane tüccar vefat etmiş benim akrabam da değil malının üçte birisini mirasında bana bırakmış. Mirasın bırakıldığı tarihe baktım köpeğe yiyeceğimi verdiğim gün. Bir köpeğin kalbini kazanmam, bir köpeğin efendim duasını almam beni bu makamlara getirdi. Bakın o gün açlığa sabretmese idi Seyyid Reşdi o noktalara gelmesi mümkün değildi. Dolayısıyla sabrın hem dünyamıza faydaları vardır, hem eğitimimize hem nefis tezkiyesinde, cihad-ı ekberde başarılı olmamızda hem de ahirette faydaları vardır. Allahu Teala bizleri o noktalara gelenlerden takdir eylesin. Nefsimiz ile baş başa kalanlardan eylemesin. Ve Vesselamu Aleykum.